Çoğu zaman cüretkâr sorularımıza hiçbir cevap yeterli gelmiyor. Cevabını bulsak da o cevabı kabullenemiyoruz. Pervasız, patavatsız soruların sorunun pişmanlık olacağını hatırlayamıyoruz. Kaderi sorguluyoruz. Cevap bulamayınca inkar edip kurtulmaya çalışıyoruz. Kader iman esaslarından değildir deyip onu İslam dairesinin dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Meseleyi çözemeyince inkar et kursun diye kaderi bu sefer reddediyoruz. Gaybı tartışıyoruz. Hatta o kadar ki Allah gaybı bilir mi bilmez mi? Bazılarına göre bilmez. Allah gaybı bilmez. Sormazlar mı adama ya, nasıl bir ilah bu ya? Falcı bile bir şeyler söylüyor yanına gittiğinde. Kahveye bakan birisi misal, geleceğinle ilgili bir şeyden söylüyor. Adamın yanına gidiyorsun hoca diye, suya bakıyor bilmem ne, şeyler söylüyor, hikayeleri var. Ama bizim profesörlerimize göre Allah bile gaybı bilmez. Gaybı tartışıyoruz. Sınırlarımızı zorluyoruz. Hudutları aşıyoruz. Adem'den ötesini kurcalamaya çalışıyoruz. Son iddiaları işitmişsinizdir. Adem Aleyhisselam'ın babası vardı. Niye? Haşa, Allah'ın gücü yetmezdi babasız birini yaratmaya. Düzen bu, illa her evlat bir babadan doğacak. Allah bile bu düzeni bozamaz yani. O yüzden Adem'e baba buluyoruz. Yani bunun ötesi ne? Adem'e baba ararken biz aslında Allah'a yaratıcı arıyoruz. Allah'ı yaratan kimdi? Her şeyi Allah yarattı da Allah'ı kim yarattı? İş buraya varacak. Anlamak için değil, atışmak, aşağılamak, alay etmek için soruyoruz. Basitleştirmek için soruyoruz. Bırakın kimi sorular cevapsız kalsın diyemiyoruz. Yaradan bunu böyle dilemiş diyemiyoruz. Anlamsız sorularla birbirimizi hırpalarken veya birbirimizi hırpalamakta maalesef kendimizi sorgulamaya vakit bulamıyoruz. Kendi imanımızı, kendi akidemizi, kendi meselemizi müzakereye fırsat bulamıyoruz.